Edirne 25 Kasım stadından mutlu pazarlar diliyorum sevgili izleyiciler. Türkiye 3. liginde mücadele edecek olan Edirne Spor, ligin başlamasına bir hafta kala kendi sahasında hazırlık maçını Ümraniye karşısında verecek. Ve bir maçı canlı yayınlayacağız. Erdoğan Demir şu an röportaj için hazır. Edirne Spor Teknik Direktörü Cavit Erçekit'e. Erdoğan, söz sende. Yeni sezon öncesi. Şimdi tabii geçen sezonu 6. bitirdikten sonra bu sene sezon başta söylediğimiz gibi mutlaka daha yukarıda bitirmek istiyoruz. Geçen sezon güzel bir sonda güzel bir final yaptık ama playoff potasına kalamamıştık. Bu seneki tabii ki ilk tercihimiz playoff potasına kalmak. Tabii ki bu daha yeni bir sezon. 34 haftalık uzun bir maraton var sonuçta. Biz bu maratona 23 Temmuz itibariyle kendi testlerimizde çalışmalar başladık. 16 günlük bir çalışmadan sonra Kartepe'ye bir 11 günlük kamp yaptık. Orada da 4 tane hazırlık maçı yaptık. Salı günü Edirne'ye 3. etap olarak başladığımız düşündüğümüz bir dönemde maç öncesi son hazırlık maçımızda bugün Ümraniye 19 takımıyla A takım takviyeli Ümraniye 19 takımıyla yapacağız. Tabii ki bütün hedefimiz lige kadar bütün hazırlıklarımızı noksansız önümüzdeki hafta oynayacağımız Derince maçıyla başlayacağımız lige kadar bütün sıkıntılarımızı, hedeflerimizi ona göre değerlendirmek istiyoruz bu son hazırlık maçında. Oynatamayacağımız bugün 3 tane hafif sakatlı olan oyuncumuz var. O oyuncularımızı bu maç hafta sonu riske etmemek için bu maçı oynatmıyoruz. Diğer oyuncularımıza, bütün oyuncularımıza şans verip onların da son durumları ilk lig maç öncesi görmek istiyoruz. Hocam, Edirne Spor taraftarına neler söylemek istiyorsunuz? Bu yeni sezon öncesi ve haftaya Derince maçı öncesi Edirne Spor taraftarına yeni sezonla ilgili de mesajınızı alabilir miyim? Şimdi tabii Edirne Spor taraftarı da 18 yıl amatörden sonra geçen sene biliyorsunuz pandemiden dolayı buluşamadığımız seyircimizle 20. yılda artık hafta sonundaki Derince maçıyla buluşmak istiyoruz. Bizler heyecanlıyız, onlar heyecanlı. 20 yıl sonra 3. ligde ilk Derince maçıyla takım seyircisiyle bütünleşecek. Biz sadece şunu istiyoruz. Biz onlar için savaşmaya, mücadele etmeye sahada 90 dakika her türlü mücadele etme gayretini göstereceğiz. Onlar da bizleri 90 dakika boyunca tribünlerde desteklesinler. Güzel bir birliktelik olsun. Takım da şehir kaynamasını, taraftar kaynaşmasını iyi yaparsak istediğimiz hedeflere ulaşma konusunda daha kolay, daha kısa mesafeler kat etmiş oluruz. Hocam, yeni sezonda Edirne Spor'a başarılar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Bugün maçı yayınlayacaksınız. Sizlere de canınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Evet, söz Şafak Çekmer'de. Evet Şafak. Sevgili izleyenler, Edirne Spor U19, Ümraniye U19 takımıyla karşı karşıya gelecek. Hocamızın görüşleri böyleydi. Şimdi söz Şafak Çekmer'de. Erdoğan Demir, teşekkür ediyorum. Canlı yayınımız devam ediyor sevgili Unity TV izleyicileri. Şu anda takım, her iki takım da sahada son ısınmalarını yapıyorlar. Dilerseniz ben size Edirne Spor'un 3. grupta yer alacağı takımları bir hatırlatmış olayım. Önümüzdeki hafta Edirne Spor ilk maçına çıkacak, resmi maçına. Bu arada Edirne Spor'un 3. grupta Ağrı 1970 Spor, Belediye Derince Spor, Büyükçekmece Tepecik Spor, Ceyhan Spor, Çankaya Futbol Kulübü, Edirne Spor, Esenler Erek Spor, Fethiye Spor, Gümüşhane Spor, İç Elitman Yurdu Spor Kulübü, Karbel Karaköprü Belediye Spor, Kardemir Karabük Spor, Karşıyaka, Kırıkkale Büyük Anadolu, Mardin 1969 Spor, Modefen, Of Spor, Ordu Spor 1967 Futbol İşletmeciliği. Bu takımlar bu sezon 2021-2022 sezonunda 3. lig, 3. grupta Edirne'nin rakipleri olacak sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta başlayacağını söylemiştik. İlk resmi maçına, lig maçına çıkacak Edirne Spor. Dilerseniz ben sizlere önümüzdeki haftaki maç programını da vermiş olayım. Ayın 4'ünde yani 4 Eylül'de Ordu Spor 1967 Büyükçekmece Tepecik Spor'la, Mardin Spor 1969 Modafen'le, Of Spor Çankaya Futbol Kulübü'yle, Gümüşhane Spor Ceyhan Spor'la,
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor Fethiye Spor'la karşılaşırken pazar günü İçer İtman Yurdu Spor Kulübü Arif Spor 1970, Kardemir Karabük Spor, Karbel Karaköprü ve Edirne Spor, Belediye Derince Spor, Esenler Erek Spor Karşıyaka ile mücadele verecekler ligin ilk resmi maçında. Sevgili izleyiciler, bu arada Yunus Karabulut kardeşim de hemen yanımda yer alıyor. Kendisi genel anlamda söylemek gerekirse Türkiye'deki ikincilik olsun, üçüncülük olsun bütün takımları yakından takip eden bir arkadaşımız, yorumlarıyla bize destek verecek. Yunus, evet, Edirne Spor hakkında biraz bize bilgi sahibi bilgi verir misin? Bu seneki Edirne Spor'un kadrosu nasıl oluştu? Yaş ortalaması nedir? Kim nereden geldi? Bu seneki oyuncular daha çok birbirine oynamış oyuncular. Hocanın tanıdığı, bildiği oyuncular. Geçen seneye göre biraz daha fazla, daha iyi ilk takım kurulduğu gözüküyor. Hocanın bildiği oyuncular mevcuttu, yani bu Trakya bölgesinden bu gelme oyuncular yani. Yaş ortalaması nedir? Bana göre 25 filandır. Yani bayağı genç bir kadro. Peki, karşılaşmada yine bizlere yardımcı olmaya çalışacaksın. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, dilerseniz ben sizlere hakem ve takım kadrolarını da vermiş olayım. Ümraniye Spor 1, Ege İsakoğlu 77, Başar Çakıcıoğlu 88, Yağızcan 5, Oğuzcan Çalışkan 15, Amer Gafrialu, kendisi Kosovalı bir futbolcu, Ümraniye'de oynuyor. Furkan Yasin Yalçın, 2003 doğumlu, A takımında yer alacak bir oyuncu. Aldığımız bilgiye göre şu anda deneme aşamasındaymış. Yine 53 forma numarasıyla Fofana Hasan Junior, Fil Dişi sahillerinden siyahi bir oyuncu. Bu da Ümraniye'de A takımda yer alan bir oyuncu. 44 forma numarasıyla Emre Kaya, A takımın oyuncularından. 8 Batuhan Arıcı, 20 Miraç Toklu, 9 Birkan Gözel. Ümraniye 19 takımının yedeklerinde 35 Faruk Geçer, 26 Kadir Demir, 17 Ata Yurtsever, 13 Arda Kadasavdı, 27 Yusuf Yardımcı, 72 Doğukan Tanış, 70 Emirhan Dağ, 6 Deniz Kurt, 21 Eren Akay, 19 Kerem Kahraman, 81 Enes Bozkurt. İlerleyen dakikalarda forma şansı bulacaklar mı bakalım. Edirne Spor 22 Evren kaleli oynayacak. 6 Semih, 19 Kaan, 11 Saki, 28 Fırat, 23 Barış, 5 Sertaç, 7 Uğur, 12 Gencay, 24 Engin, 29 Cihat. Yedeklerde 21 Güney, 27 Samet, 17 Ataşan Gökhan, 1 Drago, 2 İbrahim, 26 Mertan, 25 Harikan Halimcan yer alacak. Sevgili izleyiciler, karşılaşmayı Edirne bölgesinden Gökhan Alkayalar, kıdemli yardımcı hakemliğini ise Eray Görgün ve Recep Tayyip Keleş yapacaklar. Ligin başlamasına bir hafta kala Edirne Spor son hazırlık sınavını Ümraniye U19 takımı karşısında veriyor. Biliyorsunuz Ümraniye Spor TFF 1. liginde oynayan bir takım. Dün de Menemen Spor'la karşılaşmıştı ve şu anda grubunda lider. Maçın saati 16.30 olarak belirlenmişti ama tabii ki hazırlık karşılaşması olması nedeniyle de maç saatinde değişiklikler olabiliyor. Bu arada yavaş yavaş da Edirne Sporlu oyuncular soyunma odasına gidiyorlar ve biraz sonra da karşılaşmaya çıkacaklar. Reklam.
Dilerseniz ben sizleri stattaki görüntülerle baş başa bırakayım. Az sonra maçın canlı yayında tekrar sizlerle birlikte olacağız.
Evet sevgili izleyiciler, Edirne 25 Kasım stadından canlı yayınımız devam ediyor. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Şu anda her iki takım da sahada yerini aldı ve şu anda Edirne'nin Mimar Sinan'ın muhteşem eseri Selimiye Camii'nden bir enstantaneyle yavaş yavaş saha içine doğru dönüyoruz. Maçın hakemi Gökhan Alkayarar her iki takıma da son uyarılarını yapıyor. Az sonra karşılaşma başlayacak. Ümraniye U19 takımıyla son hazırlık karşılaşmasını yapıyor Edirne Spor. Ve bu maçın ardından da önümüzdeki hafta hem ikincilik hem üçüncülükte de ligler start alacak. Hakem ve takım kadrolarını tekrar vereyim ben sizlere. Edirne Spor 22 Evren, 6 Semih, 19 Kaan, 11 Saki, 28 Fırat, 23 Barış, 5 Sertaç, 7 Uğur, 12 Gencay, 24 Engin, 29 Erhan. Ümraniye U19 takımı 1 Ege, 77 Başar, 88 Yağız, 5 Oğuzcan, 15 Amar, 23 Furkan Yasin, 53 Fofana, 44 Emre, 8 Batuhan, 20 Miraç, 9 Birkan forma numarasıyla sahada yerlerini aldılar. Edirne'de şu anda yaklaşık 34-35 derece civarında bir sıcaklık var. Hava oldukça yoğun, sıcak ve nemli. Karşılaşmanın hakemi Gökhan Alkayalar son kontrollerini yaptı. Karşılaşmaya Edirne Spor'un vuruşuyla başlanıyor. Ve karşılaşmanın ilk düdüğüyle maç başladı. Edirne Spor geriye doğru attığı topla buluşan oyuncu Semih sağ tarafa doğru uzun bir top atıyor. Ümraniye Spor'un müdahalesiyle top taça çıktı. Edirne Spor taç atışı kullanacak. Her iki takımın da yaş ortalaması 24-25 civarında. Taç atışı kullanıldı. Kaan. Tekrar geriye doğru atılan bir top. Sağ tarafta topla buluşan oyuncu Semih geriye dönüyor. Saki Fırat'a doğru topu attı. Barış'ın pasında top gidip geliyor. Kademeye giren oyuncu. Miraç'ın vuruşunda. Sen bu şekilde takıl abi, bu şekilde. Serbest vuruş kullanıyor. Ümraniye Spor Oğuzcan'ın ayağından sağ tarafa doğru atılan topta topla buluşan oyuncu Amar. Amar'dan tekrar top Oğuzcan'a geldi. Oğuzcan topu atacağı arkadaşını arıyor. Amar Kosovalı bir oyuncu sevgili izleyiciler. 2002 doğumlu. Fofana orta alana doğru topu uzattı. Sağ tarafta topla buluşan oyuncu. Sana geliyorum.
Top taça kadar çıktı. Ümraniye sporlu oyuncular taç atışını kullanacak. Başar. Başar'dan top Birkan. Fırat kademeye girdi. Topu alan oyuncu Gencay. Fakat bir anda Gencay kendini yerde bulunca maçın hakemi serbest vuruşa hükmetti. Topun başında Sakih, geriye kalecisine dönüyor. Evren. Evren tekrar Sakih'e doğru topu uzattı. Sakih ile Evren arasında gidip gelen top. Sağ tarafa topu. Engin topa hakim oldu. Fakat kademeye giren oyuncu Amar. Top Evren'e kadar geldi. Gelişen bir atak. Kaleciyle karşı karşıya kaldı fakat Ümraniyespor kalecisi Ege uzandı ve topu aldı. 4. dakikadan çıkarken Edirnespor'un geliştirdiği atakta Ümraniyespor kalecisi gole fırsat vermedi. Orta alana doğru atılan top Fofana. Fofana'dan Miraç'a. Top Miraç'ın ayaklarında. Ceza sahası içerisinde derinlemesine bir pas attı ama Edirnespor defansı topa hakim oldu. Serbest vuruş kullanacak Edirnesporlu oyuncular. Genelde orta alanda geçiyor şu dakikaya kadar olan mücadele. Gencay. Gencay'dan uzun bir top ama topun sahibi Ege. Furkan. Sağ tarafta top isteyen oyuncu Fırat. Fakat topa sahip olan oyuncu şu an Cihat. Sağ tarafa top atıyor. Semih ceza sahasında ortaya doğru bir orta. Engin fakat kontrolü kaybediyor topun. Tekrar Sertaç. Sertaç hareketlenmek istedi. Topu attığı yerde Ümraniyespor'un kalecisi Ege İsakoğlu topu kontrol ediyor. Fofana. Dar alanda kısa paslaşmalar. Furkan. Barış topa sahip oldu. Ve kontrolsüz bir top taça çıkıyor. Ümraniyespor taç atışıyla topu tekrar oyuna soktu. Saki'den Fırat'a doğru atılan bir top. Sol tarafta pas atıcı arkadaşını
aradı, Sertaç'la buluşturdu. Tekrar Fırat. Gencay'a doğru sol taraftan gelişen Edirne Spor hata. Orta yaparsa tehlikeli olabilir. Ceza sahasına girmek istedi ama kademeye giren oyuncu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor. Edirne Spor taç atışıyla topu tekrar oyuna sokuyor. Kaan topu kalecisine verdi. Bekletmeden tekrar topu oyuna sokuyor Evren. Evren'e doğru atılan top. Bu dakikalarda Edirne Spor kendi yarı alanından çıkmakta biraz zorluk çekiyor. Kaan. Barış'tan derinlemesine bir top Gencay'a. Gencay sağ tarafta Uğur topla buluşuyor. Yağız topu taça attı. Edirne Spor sağ taraftan bir taç atışıyla tekrar topu oyuna sokacak. Gencay. Emre, Batuhan, top Batuhan'da, sağ tarafı topu Emre ile buluşturdu. Saki'den kalecisi Evren'e geliyor. Evren bekletmeden topu Kaan'a verdi. Şu anda Barış'ta top. Murat. Topu kontrol etmekte güçlük çekiyorlar. İçeriye doğru atılan bir top. Ege topun sahibi oluyor. Evet, sevgili izleyiciler, hazırlık maçı olmasına rağmen yine de her iki takım da mücadeleci bir oyun sergilemeye çalışıyor. Onuncu dakikadan çıkarken karşılaşma 0-0 beraberlikle devam ediyor. Sol taraftan Miraç'la gelişen bir Ümraniye atağı kornerle. Hayır, maçın hakemi Gökhan Alkayalar elle temas olduğunu söyledi. Edirne Spor serbest vuruşla tekrar oyuna başlayacak. Yazcan'ın taç atışıyla top oyuna girdi. Uğur sağ taraftan ceza sahasına girmek istiyor. Ortasında kimse yok. Ve top diğer taraftan taça kadar çıkıyor. Havanın nemli ve sıcak olması her iki takım oyuncuları da şu an itibariyle etkilemiş gözüküyor. Ümraniye Spor başarılı topu oyuna sokacak. Taç atışını kullanıyor Başar. Uzun bir taç atışı.
Birkan topu uzaklaştırmak isterken Edirne Spor defansı yeni bir atak tazeleme çabasında. Açık söylemek gerekirse şu an Edirne Sporlu oyuncuların yeni olması ve şu andaki hazırlık maçına da forma numarası olmaması, yani numaranın olmaması nedeniyle bizler de zaman zaman oyuncuların ismini söylemekte zorluk çekiyoruz. Uğur topu kontrol etmek istedi. Rakibine çakan oyuncu. Yani hep söylüyoruz, spor programlarımızda da bunu dile getirmiştik. Edirne 25 Kasım stadı çok eski bir stad. 50-60 yıllık mazisi olan bir stad. Şu andaki bizim basın tribününden maçı izlememiz de çok güç. Edirne Spor sağ taraftan ceza sahası içerisine kullandığı serbest vuruşta defans oyunu çıkarıyor. Emre Kaya Fırat kalecisi Evren'e topu gönderiyor. Kaan Sertaç. Saki'ye doğru gelen top. Fırat topla buluşuyor. Sol taraftan atak gelişiyor. Engin orta mı yapacak? Arkadaşlarına bakıyor. Pası verici arkadaşlarına. Tekrar Engin'e gelen bir top. Barış. Sertaç. Kaan. Gencay mücadele içerisinde. Maçın hakemi Gökhan Alkaya düdüğünü çaldı. Serbest vuruşu verdi. Sağ taraftan çaprazdan bir serbest vuruş kullanacak Edirne Spor. Topun başındaki oyuncu Sertaç. Penaltı noktasına doğru bir orta, kaleci Evren Ege uzanıyor ve topu alıyor. Miraç, fakat Edirne Spor topu taça gönderiyor. Fofana taçı kullanan oyuncu, siyahi bir oyuncuyu arkadaşına bıraktı. Yağız topu tekrar oyuna soktu fakat Edirne Sporlara veriyor topu. Derinlemesine bir pas. Kademeye giren Ümraniye defansı tehlikeli bölgeden topu uzaklaştırıyor ve rakibine çarpan top da taça çıkıyor. Semih, Sertaç'ın kafaya Uğur, Fofana topla buluşuyor. Sağ tarafa uzattı topta Amar orada sağ tarafa Başar'a, top Başar'da şu an. Fofana, Semih, Sertaç'tan fakat Fofana rakibini arkadan itince maçın hakemi Gökhan Alkayalar da tereddütsüz serbest vuruşu veriyor. Saki,
Saki sanıyorum orada bir topta bir sorun olduğunu hakemi uyardı. Evet. Top değişikliği yapıldı şu an. Ve hakem atışıyla tekrar oyun başladı. Amar. Tekrar Amar. Amar'dan uzun bir top. Birkan bir an offset pozisyonundaydı. Fofana. Fofana sol tarafa doğru attığı topta Miraç. Miraç fakat top taça çıkıyor. Batuhan. Rakibine çarpan topta Ümraniye Spor'a bir korner kazandırıyor. Ümraniye Spor U19 takımı sol taraftan korner atışı kullanacak. Atış kullanan oyuncu Miraç topun başında. Arkadaşlarının yerini almasını bekledi. Ceza sahası içerisine atılan topta uzaktan bir şut denemesi, top avuta kadar çıkıyor sevgili izleyiciler. Tamam, 19. dakikadan 20. dakikaya girerken 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili Uni TV izleyicileri. Canlı yayın keyfini Uni TV ekranlarında yaşıyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki süreçte de canlı yayınlarımız devam edecek. Semih. Cihat tekrar Semih. Ceza sahası içerisinde içeriye doğru bir orta şut karışımı. Avuta kadar çıkıyor top. Bu vuruştan kendisi de memnun değil. Amar. Oğuzcan. Oğuzcan'dan sol tarafa doğru Miraç'a doğru uzun bir top yetişebilecek mi diye bakıyorum. Yetişti fakat topu taça atıyor Edirnespor. Miraç tekrar topu oyuna soktu. Bir karambol, uzaktan bir şut denemesi. Mükemmel bir kurtarış geliyor Evren'den. Adeta köşeye doğru gidiyordu top. Uzandı ve topu kornere doğru çeldi. Ümraniye Spor sol taraftan Miraç'la korner atışını kullandı. Orada kaleciye bir temas var mı diye bakıyorum. Evet. Maçın hakemi Gökhan Alkayalar kale sahası içindeki teması gördü ve tereddütsüz serbest vuruşu çaldı. Bir sakatlık var. Yerde yatan oyuncu Kaan sanırsam. Evet. Kaan yok, sakatlık değil, bir evet ayakkabısında bir problem vardı. Şu anda bir su molası verildi. Az önce de söylediğim gibi hava oldukça sıcaklı ve nemli. Oyuncular bu bağlamda da zaman zaman zorluk yaşıyorlar. Ufak bir su molası verdi maçın hakemi Gökhan Alkayalar. Dakikalarımız şu anda 22 gösteriyor. 0-0'lık bir beraberlik var. Evet. Oyuncular oldukça zorlanıyorlar. Hava sıcak, nemli. Bu da
oyuncuları bir hayli etkiliyor sevgili izleyiciler. Evren topu tekrar oyuna sokacak. Edirnespor'un kalesini Evren koruyor. Uzun bir kale vuruşu sağ tarafa doğru. Evet. Topu Yağızcan taça gönderdi. Sağ taraftan Edirnespor bir taç atışı kazandı. Cihat topu hakim olmak isterken kontrol edemedi. O da topu taça gönderdi. Yağız taç atışını kullanan oyuncu. 2004 Sertaç'ın ceza sahası içerisine ortasında kaleci Ege uzandı, topu çeldi. Fakat hemen ardından yapılan hareket, şu anda yerdeki oyuncu Fofana. Fofana'ya sert bir hareket var. Serbest vuruş kullanacak. Ümraniye U19 takımı bekletmeden derinlemesine uzun bir top Miraç. Miraç'tan sol tarafta topla buluşan oyuncu Yağız. Fakat topu kaptırıyor Uğur. Uğur da topu taça gönderdi. Evet, şu anda bir sakatlık var. Edirnespor yedek kulübesinin hemen önünde yatan oyuncu. Önemli bir şey yoktur diye ümit ediyoruz. Evet. Ayağa kalktı. Hakem atışıyla mı diye bakıyorum. Evet. Topu oyuna yani soktu. Taç atışıyla başlaması gerekiyordu. Evet. Miraç da topu Edirnesporlu oyunculara verdi. Gencay'dan Barış'a. Barış sağ tarafa doğru bir top. İki kişi arasında kalıyor ve top da Ege'nin ellerine kadar geldi. Miraç. Miraç'tan Semih'e. Uzun bir top Oğuzcan'dan. Evren. Evren de pozisyonu tehlikeye sokmadan topu taşa gönderdi. Miraç. Miraç da topu bıraktı. Yağız. Evet, en son Yağız kullanacak taç atışını. Top tekrar taşa çıkıyor. Yağız topu oyuna soktu fakat kontrol edemeyince top bu sefer el değiştiriyor Edirnespor'da. Semih taç atışını kullanacak olan oyuncu topu atacağı boşta arkadaşını aradı. Semih. Semih'ten Fofana'ya kadar gelen top. Fofana. Fofana, Fofana'dan şık hareketler. Emre. Batuhan. Rakibi de Tarpan. Top kornere kadar çıkıyor. Ümraniye Spor tekrar sol taraftan korner atışıyla topu tekrar oyuna sokacak.
25 Kasım stadı fiziki itibariyle de oldukça elverişsiz. Bizim olduğumuz noktadan açıkçası oyuncuları seçmek de zor oluyor. Yedek kulübeleri mani oluyor. Bu arada Uğur'la gelişen bir atak diyecektim ki sol tarafa doğru Ümraniyeli oyuncu Emre Kaya topla buluşan. Evet. Hemen Edirnespor Yedek Kulübesi'nin önünde bir serbest vuruş. Topun başında Emre var. Furkan var. Furkan kullandı faul atışını. Geriye doğru Amar. Amar'dan Batuhan. Geriye doğru Oğurcan. Sol tarafta Yağız. Furkan. Fofana kalecisine bırak bende dedi. Sol tarafta topu Oğuzcan'a kazandırdı. Oğuzcan'dan tekrar Fofana. Topu atıcı arkadaşını aradı. Derinlemesine bir pas. Topla buluşan oyuncu Batuhan. Kademeye giren Edirnesporlu oyuncular tekrar topu alıyor. Sol taraftan Engin'le gelişecek bir atak. Fakat araya giren Fofana topu kaptı. Orta alanda sol tarafa doğru atılan bir top. Miraç. Miraç. Top isteyen oyuncu Yazcan vermedi. Oyna dedi. Oyna dedi. Bir anda yerde buldu kendisini ama maçın hakemi Gökhan Alkayalar. Evet. Serbest vuruş kullanıyor Edirnespor. Sol tarafa doğru paralel bir pas. Sol taraftan içeriye doğru yapılan bir orta. Kaleci Ege İsakoğlu çıktı ve topu aldı. Fofana. Fofana şöyle bir kendi ekseni etrafında döndükten sonra sol tarafta topu Oğuzcan'a verdi. Kademeye giren oyuncu Uğur. Uğur sağ taraftan ilerliyor. Ceza sahasına doğru pas atacaktı. Geri döndü. Sertaç. Sertaç'tan Barış'a. Sol tarafında Fırat. Tekrar Gencay. Gencay. Gencay'dan Engin. İçeriye doğru bir top. %100 bir gol pozisyonunu değerlendiremiyor. Sertaç hemen kale sahasının içinde topla buluştu fakat vuruşunu yapamadı. %100 bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Ümraniye Spor bekletmeden topu oyuna soktu. Semih. Sertaç. Tekrar Semih. Sertaç. Semih Sertaç ikilisi Cihat. Semih'in ortasında bir kafa kalenin üst direğin hemen köşesinden avuta çıkıyor. Bu dakikalarda Edirnespor'un atakları etkili olmaya başladı. Sağlı sollu gelmeye başladı fakat az önceki pozisyonda gol pozisyonunu değerlendiremeyen oyuncu Sertaç'tı. Gencay. Gencay. Fırat. Topla buluşan oyuncuydu. Sertaç tekrar Gencay'a doğru gelen top. Gencay bir anda kendini yerde buldu ve maçın hakemi Gökhan Alkayalar serbest vuruşu hükmetti. Şu anda dakikalarımız 32 gösteriyor. 0-0'lık beraberlik var. Ümraniye yarı sahasından ceza sahasına çaprazdan bir serbest vuruş kullandı. Spor top ağlarla mı diye bakacaktım ama
Temas da yok. Direkt avuta kadar çıktı. Furkan sağ tarafa uzun bir top attı. Ümraniye Spor şimdi yarı sahalarından çıktı. Çıktığı anda da topu taça gönderiyor. Kaan hemen sağ tarafta taş çizgisinde Semih. Cihat'tan Uğur'u kaçırdı. Sağ taraftan ceza sahasına ortaya pasa tehlike olabilir. Güzel bir orta fakat Ümraniye defansı kademede. Tekrar Edirnespor'un hata. Orta. Müthiş bir gol geliyor sevgili izleyiciler. Cihat adeta havada asılı kaldı. Kafayı topa dokundu ve topu ağlara gönderdi. Dakikalarımız 33'ü gösteriyor. Cihat Ateş'in golüyle Edirnespor Ümraniye U19 karşısında 1-0 öne geçiyor sevgili izleyiciler. Az önce Edirnespor'un ataklarının bu dakikalarda yoğunlaştığını söylemiştik. Adeta gol sinyalleri veriyordu ve nitekim az önceki ortada Cihat yükseldi ve topu Ümraniye Spor ağlarına gönderdi. Oğuzcan, Fofana geriye doğru. Takım arkadaşı Amar attı. Amar'dan Ege. Ege tekrar Amar'a doğru topu gönderiyor. Edirnespor'un baskısı bu dakikalarda artmaya devam ediyor. Uğur fakat az önce yaşanan bir sakatlıktan dolayı maçın hakemi Gökhan Alkayalar oyunu durdurdu. Gol 33. dakikada Cihat Ateş'in kafasından geldi ve Edirnespor Ümraniye U19 karşısında 1-0 önde. Hakem atışıyla tekrar oyuna başlanılacak. Evet. Sol tarafa doğru atılan bir topla buluşan oyuncu Fırat'ın ortası. Tekrar Cihat Ateş yükseliyor ama bu sefer top avukatlara çıktı. Şu an Oğuzcan'la paslaşan oyuncu Yazcan. Edirnespor topu tekrar taç atışıyla oyuna sokacak. Barış. Semih'in kafasından top Saki'ye geliyor. Saki sol tarafa doğru attığı topta kademeye giren oyuncu başardı. Engin'in başarılı mücadelesi. Engin topu oradan kurtarmayı başardı. Fırat. En sağda Kaan, şimdi topu attığı oyuncu fakat araya giren Ümraniyeli Batuhan. Fofana sağ tarafa doğru topu attı. Başar. Emre Kaya. Ama orada yapılan hareket, evet hayır, onun öncesinde yardımcı hakem Recep Tayyip Keleş bayrağını kaldırdı ve ofsaytı işaret etti. Serbest vuruşlarıyla Edirnespor topu tekrar oyuna sokacak sevgili izleyiciler. Genelliğim.
direktör. Edirnespor'un hata. Ceza sahasına girerse tehlikeli olabilir. Geriye dönüyor. Kademeye giren oyuncu Furkan Yasin. O da kalecisi topu Ege İsakoğlu'na kazandırıyor. Ege topu bekletmeden arkadaşlarına kazandırdı. Emre Kaya. Edirnespor'da yapılan hareket faul. Evet. Faul mu var mı diye bakıyordum ki maçın hakemi Gökhan Alkayalar düdüğünü çaldı. Hemen ceza sahasının 10 santim dışında neredeyse yani penaltı gibi olacak bir pozisyonda ama hemen çizginin 5-10 santim dışında bir serbest ve tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kullanacak Edirnespor. Maçın hakemi Gökhan Alkayalar 9-15'i gösterdi. Serbest vuruş kullanacak. Baraja çarpan top kornere kadar çıkıyor. Şu an korner atışı kullanılacak ama iyice havanın da sıcaklığıyla oyuncular da bunaldı. Ağırdan alıyor böyle her iki takımda. Köşe vuruşu kullanıldı. Emre Kaya. Emre Kaya topu kaptırıyor ama bir şey yok. Uzaktan bir şut. Evet. Defansa çarpan top kornere kadar çıktı. Bu kez köşe vuruşu sağ taraftan kullanacak Edirnespor. Reklamlar geçiyor mu? Köşe vuruşu kullanıldı. Yerden bir pas. Evet. Bir anda Ümraniyespor defansı dondu kaldı ve Edirnespor İkinci golü buluyor. Dakika 40. Edirnespor skoru 2-0 yaptı. Golün sahibi işte golün sahibi kim diye bakıyorum ama forma numarası da olmayınca bizler de zorluk çekiyoruz. Az önce de ifade etmeye çalışmıştım Barış, size. 23. Evet. Barış. Barış ikinci golün sahibi. Bir anda kullanılan köşe vuruşundan Edirnespor ikinci golü buldu. Amar sert bir hareket ama devam dedi maçın hakemi Gökhan Alkayalar ve kaleci Evren çıktı ve topu aldı bekletmeden sol tarafa doğru uzun bir top. Üçüncü gol mü geliyor? Geldi. Cihat Ateş olması gerekiyor sevgili izleyiciler. Dakika 42. Cihat Ateş olması lazım. Üçüncü golün sahibi. Evet. Kırk ikinci dakikadan çıkarken 42 olarak yazıyoruz gol dakikasını. Edirnespor 3, Ümraniye U19 takımı 0. Fofana. İlk yarının bitimine 2-3 dakikalık bir süre kaldı. Ve Edirnespor 3. golü yine Cihat Ateş'in ayağından buluyor. Edirnespor'da yeni bir atak tazıyor. Sağ tarafa doğru atılan bir top.
ceza sahası içerisinde topla buluşuyor. İçeriye doğru atılan pasta Fofana kademeye girdi. Tekrar kaptırıyorlar. Şık bir hareket. Fakat avuta kadar çıkıyor top. Rakibinin sağından attı, solundan geçti. Sonrasında yaptığı ortada da top avuta kadar uzanıyor. Sağ taraftan gelişen Ümraniye Spor Ata. Başar Çakıcıoğlu. Evren'e kadar geldi. Tekrar topla buluşan oyuncu Emre Kaya. Fofana'dan Yağızcan ve maçın hakemi Gökhan Alkayalar düdüğünü çalıyor. Serbest vuruş veriyor. Topun başındaki oyuncu Furkan topu atıcı arkadaşını aradı. Geriye döndü, doğru döndü. Oğuzcan'dan Amar Kosovalı bir oyuncu sevgili izleyiciler. 2002 doğumlu. Pasın attığı yerde takım arkadaşı olmayınca topu sahibi Edirnespor oluyor. Amar yine topu attığı yerde kademeye giren Edirnesporlu oyuncular vardı. Sağ tarafa doğru derinlemesine paralel bir pas attı. İlk devrenin bitimine saniyeler kaldı. Maçın hakemi Gökhan Alkayalar da saatine bakıyor. Bu arada Başar topu uzaklaştırmak isterken Edirnesporlu oyunculara kaptırdı. Orta yapmak isterken top avuta çıkıyor sevgili izleyiciler. Evet, bizim saatimize göre ilk devre bitti derken karşılaşmanın hakemi Gökhan Alkayalar da 45 dakikanın bittiğini işaret eden düdüğünü çalıyor. Evet sevgili izleyiciler, ilk devrede 33. dakikada Cihat Ateş'in, 40. dakikada Barış ve 42. dakikada tekrar Cihat Ateş'ten gelen gollerle Edirnespor ilk yarıyı 3-0 kapatıyor. İkinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Bu arada devre arasında değerlendirmelerimiz ve röportajlarımız da olacak. Evet ben röportajlarımız olacak. Bu arada ben Erdoğan Demir'e bakıyorum. Erdoğan Demir'in yanında Edirnespor Barış'ın sözcüsü ve Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Edirne Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Dinç olacak. Birazdan kendisiyle bir röportaj hazırlığı var sevgili Erdoğan Demir'in. Bu arada ben sizlere gol ve dakikaları tekrar vereyim. Edirnespor'un ilk golü 33. dakikada Cihat Ateş'in ayağından gelmişti. 7 dakika sonra 40. dakikada Barış ve hemen 2. dakikada 42. dakikada Cihat Ateş'in ayağından 3. gol geldi Edirnespor'un ve ilk yarı Edirnespor 3-0 önde kapadı. Erdoğan Demir hazır mı diye bakıyorum ben arkadaşlara. Hazır olduklarında beni uyaracak arkadaşlarım. Kendilerini yayına alacağız. Evet.
Bu arada sahada ilerleyen dakikalarda ikinci yarıda Cahit Hoca'dan, Edirnespor Teknik Direktörü Cahit Erçevik'ten evet, arkadaşlarım beni uyarıyor. Az sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ben sizi görüntülerle baş başa bırakıyorum. Kayın evet, sevgili Uni TV izleyicileri, devre arasında şu an tekrar sizlerle birlikteyiz. Arkadaşımız Erdoğan Demir'in yanında şu an Edirnespor basın sözcüsü ve aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Edirne Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Dinç var. Ben sözü Erdoğan Demir'e bırakıyorum. İzleyenler, Edirne Spor Kulüp Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda basın sözcüsü Ayhan Dinç yanımızda. Aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. Efendim, ilk yarıyı nasıl değerlendireceksiniz? Bir de Edirne Spor genel olarak bu sezon hazırlıkları ile ilgili nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, öncelikle Unut TV ailesine teşekkür ediyorum. Bu hazırlık maçımızı canlı olarak verdiği için, Edirne Spor'a destek verdiği için teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk yarıda güzel bir maç sergileniyor. Takımımız 3-0 yeniyor. Gayet güzel bir şekilde maç oynanıyor. Ondan öncesinde şöyle de söylemek istiyorum. Takımımız biliyorsunuz 12 günlük bir kamptan çıktı. Kartepe kampından. Güzel bir oyuncu kadrosuyla yeni sezona hazırız. İnşallah hedefimiz şampiyonluk. Bir iki transferimiz daha olacak. Buradan onu da açıklamak istiyorum. Son müjdeyi vereyim. Yani güzel bir iki transferimiz olacak. İnşallah takımımız tamamlanmış olacak. Sayın Dinç, transfer müjdesi verdiniz ama bu ne zaman netleşir aşağı yukarı? Bu önümüzdeki hafta netleşecek. Evet. Önümüzdeki hafta netleşecek ve kadromuza katacağımız yeni arkadaşlarla birlikte takımımız tamamlanmış olacak. Biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta pazar günü maçımız var, ilk maçımız. Bütün taraftarlarımızı 25 Kasım stadyumuna bekliyoruz ve buradan şöyle bir açıklama da yapmak istiyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz ki pandemi koşulları çerçevesinde aşı karnesi ve PCR testi olması lazım. Buradan taraftarlarımıza ve Edirne halkımıza duyurmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, Ayhan Dinç bizlerle birlikte oldu. Edirne Spor Kulübü basın sözcüsü ve aynı zamanda başkan yardımcısı. Bizler de kendisine teşekkür ediyoruz. Ben sözü tekrar Şafak Çekver'e bırakıyorum. Erdoğan Demir'e teşekkürler ediyoruz. Bu arada basın sözcüsü Sayın Dinç de Edirne Sporlu taraftarlara mikrofonlarımız aracılığıyla müjde verdi. İki tane daha
transferimiz olacak dedi. Bu arada bizler de şu an itibariyle yayın hakları konusunda çalışmalarımız, görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah Edirnespor'un yanında Kırklarispor ve diğer ikincilik, üçüncülük takımlarının da canlı maç yayınlarını almış olacağız. Dediğim gibi görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Evet, ilk yarı Cihat Ateş'in 33. ve 42. dakikadaki golleri ve 40. dakikada da Barış'ın gelen golleriyle Edirnespor devreyi 3-0 kapatmıştı. Bu arada devre arasında diğer yedek oyuncuların da ısınmaları devam ediyor. Maç yayınında tekrar sizlerle birlikte olacağız. Ben sizi görüntülerle tekrar baş başa bırakıyorum sevgili izleyiciler.
Uni TV izleyicileri, canlı yayındayız. Edirne 25 Kasım stadından Edirne Spor'un liglere bir hafta kala yaptığı son hazırlık maçında Ümraniye ile karşılaşıyor. Oğuzcan Batuhan Fofana sol tarafa doğru attı. Topta buluşan oyuncu Miraç. Sağ tarafta Başar top istiyor. Evet, şimdi istediği topu aldı Başar. Başar'dan tekrar Amar. Furkan. Furkan pası atmak isterken topu Gencay kaptı. Atakan. Araya giren oyuncu Birkan. Fofana. Batuhan. Şu an bakıyorum oyuncu değişikliği var mı diye. Her iki takım da ilk yarıdaki kadrolarını koruyor. Yok. Edirne Spor'da bir değişiklik var. Bu ayak çıktı Atakan Serin. Evet. Hop. Sert bir hareket. Sert bir hareket geliyor. Oğuzcan Çalışkan Ümraniye U19 takımından rakibine yaptığı hareketi sert olarak nitelendirdi Gökhan Alkayalar ve serbest vuruş kullanacak Edirne Spor. Tamam, 9-15'i adımladıktan sonra barajın yer alacağı yeri gösterdi maçın hakemi. Topun başındaki oyuncu Gencay. Gencay topu Semih. Uzak tam şut, mükemmel bir gol. Semih Ceylan sağ taraftan girdi, çaprazlamasına topa dokundu ve topu dördüncü kez Ümraniye ağlarına gönderiyor. Dakikalarımız 47'yi gösteriyor. Semih Ceylan Edirne Spor'un 4. golünü kaydediyor sevgili izleyiciler. Ümraniye Spor tekrar santra vuruşuyla oyuna başladı. Oğuzcan. Miraç. Miraç'tan Furkan. Furkan tekrar Oğuzcan. Oğuzcan kalecisi Ege'ye. Oğuzcan. İleriye doğru uzun bir top attı. Fofana topla buluşmak isterken rakibine kaptırıyor. Fofana. Sağ tarafta top isteyen oyuncu Batuhan. Korner kullanacak Ümraniye Spor sağ taraftan. Abi hareket ettin bakalım. İndirme şey yapma. Nadir netliğini yap. Tamam güzel çık. İçeriye doğru atılan topta Edirne Spor defansı topu çıkarıyor. Başar. Başar'dan kalecisi Ege'ye.
Furkan. Furkan'dan Başar'a. Fofana. Amar. Birkan. Evren. Evet. Taç taşı var. Evet. İkinci yarıda oyuna dahil olan Atakan. Edirnespor'da bir oyuncu değişikliği var. Engin'in yerine giren oyuncu Atakan. Edirnespor'da. Evren. Gencay'dan Saki. Atakan topu vermek isterken taça gönderiyor. İçeriye doğru atılan bir top. Semih fakat Evren, Ege topa sahip oluyor. Şimdi gelişen bir Ümraniye atağı. Orta alandan geriye doğru atılan topta buluşan oyuncu Amar. Başar. Fofana. Fofana'nın yaptığı hareket. Faul diyor maçın hakemi Gökhan Alkayalar. Ege, Evren. Atılan top Oğuzcan'a geliyor ama onun öncesinde bir sakatlık var. Edirnespor serbest vuruşla tekrar oyuna başlayacak. Saki'den top direkt Batuhan'a gidiyor. Gelişen Ümraniye Spor atağı. Uzaktan bir şut mu geliyor derken defansa çarpan top Evren'in ellerinde kalıyor. Evet sevgili izleyiciler 53. dakikadayız. İlk yarıda 33 ve 42. dakikalarda Cihat Ateş, 40. dakikada Barış ve ikinci yarının hemen başında 47. dakikada Semih Ceylan'ın golleriyle Edirnespor 4-0'lık üstünlüğü var. Yeni bir atak tazelemek istiyor Edirnespor. Semih orta yapabilecek mi? Topuk pasıyla arkadaşına bırakıyor. İçeriye doğru orta yapmak isterken top defansa çarparak kornere çıkıyor. Edirnespor sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak. Semih Ceylan kullanacak mı diye bakıyordum. Bıraktı. Bu arada yerde yatan oyuncu kim diye bakıyorum. Evet, Sertaç bir sakatlık yaşıyor şu an. Sağlık görevlilerini sağ içine davet etti maçın hakemi Gökhan Alkayalar. Evet.
Edirnespor önümüzdeki hafta pazar günü kendi evinde Edirne'de 25 Kasım stadında ilk resmi müsabakasına çıkacak. Derince Belediyespor'la bu arada serbest vuruş kullanıldı. Ümraniye defansı topu çıkarıyor. Sol tarafta Fofana topla Fofana değil sevgili Batuhan topla buluştuğu anda bir faul geliyor. Bu arada güneş biraz olsun etkisini kaybetti. Furkan serbest vuruşu kullanan oyuncu idi. En geride topla buluşan oyuncu Amar. Derinlemesine bir pas Batuhan. Batuhan'dan Fofana koşuyor. Topla buluştu. Şimdi ceza sahasına girmek isterken kendini bir anda yerde buldu ama maçın hakemi devam diyor. Fofana. Bu dakikada biraz etkili olsa da uzaktan çektiği şutta top avuta gidiyor. Evren tekrar topu oyuna sokuyor. Saki tekrar atakan Saki. Saki'den Evren'e gelen top. Kaan. Okey. Dar alanda kısa paslaşmalar şu an. Atılan topta herhangi bir Edirne sporlu oyuncu yok. Ve direkt kaleci Ege topa sahip olur ve hemen topu elle oyuna soktu. Gencay. Taç atışıyla Edirnespor Ümraniyespor tekrar oyunu başlattı. Kalkan bayrak. Evet. Eray Görgün bayrağını kaldırdı. Taç atışını Edirnespor'un kullanacağını işaret etti. Batuhan. Fofana. Sol tarafa doğru Miraç. Arda topu almak isterken faul yapıyor. Edirnespor tekrar serbest vuruş kullanacak. Saki Edirnespor'un en gerideki oyuncusuydu. Tekrar Saki. Fırat. Cihat'tan sol taraftan Edirnespor hata fakat karşılaşmanın hakemi Gökhan Alkayalar Recep Tayyip Keleş'in bayrağını havada görünce offside'a hükmedetti ve düdüğünü çalıyor. Serbest vuruşla Ümraniyespor tekrar topu oyuna soktu. Ege. Miraç. Arda.
Miraç. İçeri doğru atılan topta Evren'e kadar geliyor. Evren topu elle oyuna soktu. Atakan'dan Saki'ye doğru bir top. Saki de kalecisi Evren'e döndü. Barış, Saki. Fırat. Yan tarafa doğru atılan bir topta kademeye giren oyuncu Arda topu kazanıyor ve Fofana'ya kazandırıyor. Fofana kullanacak taç atışını. Deniz. Batuhan. Oğuzcan. Miraç. Sağ tarafa doğru atılan bir top. Deniz topla buluşurken topu kaptırıyor. Gencay'dan sağ tarafa doğru atılan uzun bir top. İçeriye doğru orta. Topu çıkaran oyuncu Arda'ydı. Tekrar Edirnespor atak talimat istiyor. Araya giren oyuncu Evren. Evren'den Saki. Saki'den Fırat. Fofana araya girmek isterken evet, Fofana topun sahibi. Fofana sol tarafa doğru topla buluşan oyuncu Arda. Evren'e kadar geliyor tekrar. Yine bir sakatlık var. Yerde yatan oyuncu Miraç. Ümraniye Spor'dan 20 forma numarasıyla Miraç. Ayağa kalktı. Önemli bir şey yok. Evet. Bu dakikada yine oyuncular ne kadar güneş etkisini kaybetse de zaman zaman etkileniyorlar. Bu arada oyuncu değişikliği 81 sırt numarasıyla Enes Bozkurt oyuna giriyor. 2004 yılı doğumlu bir oyuncu. Ümraniye Spor U19 takımında. Evren. Kaan'a doğru topu atıyor. Kaan Semih'e doğru attı. Semih tekrar Kaan'a dönüyor. Kaan'dan kalecisi Evren'e. Evren'den Cavit, fakat evet, sert bir hareket. Oyna dedi maçın hakemi Gökhan Alkayalar. Şimdi Edirnespor'un hatağı. Güzel bir pas. Miraç koşuyor. Atakan, Uğur. Evet. Bu arada yine yaşanan sakatlıklar var. Yerde yatan oyuncu Gencay.
Bu arada Edirne Spor'da oyuncu değişikliği hazırlığı var. Gencay ayağa kalktı. Bu arada yine bir su molası var. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor sevgili izleyiciler. Oldukça sıcak ve nemli bir hava hakim bugün itibariyle Edirne'de. Yani ne kadar güneş etkisini kaybetse de nemli hava oyuncuları etkileyebiliyor. Su ihtiyacı duyuyor oyuncular ve yine maçın hakemi Gökhan Alkayalar su molası verdi. Bu arada dakikalarımız 66'yı gösteriyor. ...33. dakikada Cihat Ateş'ten gelmişti ilk gol. Sonrasında 40. dakikada Barış durumu 2-0'a getirdi. Ve 42. dakikada tekrar Cihat Ateş sahneye çıktı. Edirne Spor'un 3. golünü kaydetti. İlk yarı 3-0 kapandıktan sonra ikinci yarıdan hemen başında 47. dakikada bu sefer gol sahnesinde Semih vardı. Semih Ceylan Edirne Spor'un 4. golünü kaydetti. Evet, tekrar oyundayız. Sağ taraftan Edirne Spor atak tazelemek istiyor. Fakat kaptırılan top Fofana sol tarafa doğru topla buluşan oyuncu Arda içeriye doğru orta yapmak istiyorken top da avuta kadar çıktı. Evren sağ tarafa attığı top biraz hızlı olunca taça kadar çıktı. Bu arada tekrar oyuncu değişikliği Ümraniye Spor'dan geliyor. 21 forma numarasıyla Eren Akay oyuna dahil olan oyuncu. Hazırlık karşılaşmalarında genelde takımlar anlaşmaya göre 5'in üstünde 6, 7'ye kadar, 8'e kadar oyuncu değişikliği yapabiliyorlar. Bu arada top tekrar taç atışıyla oyunda Arda. Evet. Sakatlık var. Sağlık görevlilerini davet ediyor maçın hakemi Gökhan Alkayalar. Yavaş yavaş 70. dakikaya doğru giriyoruz. Edirne Spor 4, Ümraniye Spor U19 takımı 0. Edirne Spor'un liglere bir hafta kala yapmış olduğu son hazırlık karşılaşması oluyor. Önümüzdeki hafta Süper Lig ve 1. Lig'in ardından da önümüzdeki hafta itibariyle 2. Lig ve 3. Lig'lerde de start verilecek. Maçlar başlayacak. Edirne Spor ilk resmi karşılaşmasını Edirne 25 Kasım Stadı'nda oynayacak. Kendi evinde oynayacak. Derince Belediye ile. Bu arada tekrar karşılaşma başladı. Evet.
Edirne Spor yine sağ taraftan bir atak geliştiriyor. İçeriye doğru yapılan ortada Güney Atakan Fırat. Fırat'tan tekrar tıkına atılan topta. Evet. Sarı kart var. Sarı kartı gören oyuncu Fofana. Fofana yaptığı hareketten dolayı sarı kart alıyor. Dakikalarımız 71'i gösteriyor. Fofana rakibine yaptığı hareketten dolayı maçın hakemi Gökhan Alkayalar'dan sarı kartı görüyor. Aynı zamanda karşılaşmanın da ilk sarı kartı. Edirne Spor sol taraftan serbest vuruşu kullandı. İçeriye doğru yapılan ortada ve gol. Evet, bir anda bir karambol yaşandı ve Edirne Spor'u 5. golü geliyor. Sakimide'ye bakıyorum. Evet. Edirne Spor'un 5. golü geliyor. 72. dakikada. Bir anda sol taraftan Edirne Spor Fofana'nın yaptığı faulün ardından serbest vuruş kullandı ve ceza sahasındaki karambolde son dokunan oyuncu Saki'ydi ve Edirne Spor'un 5. golünü kaydetti. Sol tarafa doğru Arda. Arda pasını atmak isterken topu kaptırıyor. Yine Edirne Spor'un kısa pas çalışmaları. Sağ tarafa derinlemesine doğru atılan top da kaleci Ege İsakoğlu topa hakim oluyor. Bekletmeden topu oyuna soktu. Furkan topla buluşan oyuncu. Deniz. Fofana koşuyor ama yetişemedi. Şimdi Fofana topun sahibi. İçeriye doğru bir pas. Enes karşısında Kaan vardı. Top da taça çıkıyor. Gençler oraya gidiyor. Alttan onlar da sağ olun. Onlar hep salta boyuncusu. Gençler oraya gidiyorsunlar. Gençler hep salta. Top tekrar taça çıkıyor. Taçın sahibi Ümraniye Spor. Eren. Üst üste taç atışları bu dakikalarda. Şimdi atak tazeliyor. Edirne Spor derken kaptırılan bir top. Arda. Arda da topu kaptırıyor. Atakan'a atılan bir top. Bu arada sevgili izleyiciler, Edirne Spor'da oyuncu değişikliği olacak. Bakıyorum 4 ya da 5 oyuncu birden gelecek. Sevgili Yunus,
Şu andaki giren oyuncular sanıyorum Edirne Spor'un altyapısından. Biraz bilgi verebilir misin bu konuda? Evet, hepsi 2002'de, 2003'te, 2004'te oyuncular. Altyapıdan gelen oyuncular. Bu sene akademikler oynarsa daha da iyi olacak inşallah. İleriki senelerde Edirne Spor'umuz iyi bir geleceği bekliyor. Evet. Teşekkür ediyoruz Yunus'a. Giren oyuncuların tamamen Edirne Spor'un altyapısından olduğunu söyledi. Fofana'ya topu atmak isterken Arana'ya araya giren oyuncu. Bir tehlike. Semih. İsimleri pek bilmiyorum abi. Evet. Forma numarası olmayınca itiraf etmeliyiz. Forma numarası yok. Oyuncular da bu şekilde isimlerini telaffuz etmekte gerçekten zorlanıyoruz. Geçen seneye baktığımızda Edirne Spor'daki oyuncuların hemen tamamı yeni transfer. Topun sahibi Ege. Ege bekletmeden topu oyuna sokuyor. Amar. Tıkan. Sol tarafa atağın yönü değişiyor. Kerem. Taç atışını kullanacak olan oyuncu. Bir oyuncu değişikliği daha. Evet, bu kez Ümraniye Spor'dan gelecek. 4 oyuncu birden oyuna giren oyuncular. Doğukan Tanış 72 forma numarasıyla, 70 forma numarasıyla Emirhan Dağ, Kadir Denir 26 forma numarasıyla giriyor ve 17 forma numarasıyla Ata Yurtsever de bu dakikada oyuna dahil olan oyuncular Ümraniye Spor takımında. Dediğimiz gibi hazırlık karşılaşmalarında genelde oyuncu değişikliklerinde pek sınır olmuyor. Takımlar istediği kadar oyuncu değişikliğine gidebiliyor. Tabii ki bu arada bir atak Edirne Spor'dan olacak mı diye bakıyordum. Fakat geriye dönüyor. Kalesine topu verdi. Arda. Arda'dan sol tarafa doğru atılan bir top. Kerem. Kerem geriye doğru dönüyor. Bir orta, direkt olarak avuta kadar çıkıyor top. Evet, 80. dakikanın içerisinde sevgili izleyiciler, Edirne Spor'un 33 ve 42. dakikada Cihat Ateş, 40. dakikada Barış, 47. dakikada Semih Ceylan ve 72. dakikada Sakin'in ayağından gelen gollerle şu an 5-0 önde Edirne Spor. Tabii hazırlık karşılaşmalarında
genelde takımlar skordan ziyade oyun anlayışı, oyun disiplini önem taşıyor. Ege topu tekrar elle oyuna soktu. Deniz. Taç atışı olduğunu söyledi. Karşılaşmanın hakemi Gökhan Alkayalar. İçeriye doğru yapılan bir orta. Bir kafa. Kaleci Ege topu çeldi direkten ama onun öncesinde offside olduğunu söylüyor. Endrek serbest vuruş kullanacak Ümraniye Spor takımı. Deniz bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve Ege İsakoğlu çıktı ve topa hakim oldu. Emirhan sol taraftan topu taşımak istiyordu. Arda'ya doğru attığı pas, tekrar topu sahibi Edirnespor. Sağ taraftan gelişen, Semih'le gelişen bir atak. İçeriye doğru ortada. Topun sahibi tekrar Ege İsakoğlu oluyor. Evet. Edirnespor'un ligler başlamasına bir hafta kala son hazırlık maçı olduğunu söylemiştik. Bu arada gelişen bir atak mı diye bakıyorum. Kaleciyle karşı karşıya kalan ata topu değerlendiremeyince bu pozisyondan da bir netice çıkmıyor. Top bu dakikalarda bir Ümraniye kalecisinde, Ege'de bir Edirnespor kalecisinde oluyor. Hani oyunda öyle bir hal aldı ki bu maçın bitimine son dakikalarda hani bitse de gitsek şeklinde bir oyuna büründü. Son hazırlık karşılaşmasını olduğunu söylüyorduk az önce ve önümüzdeki hafta itibariyle resmi ligler başlayacak. Edirnespor ilk maçını da kendi evinde Derince Belediye ile oynayacak. Evet, yapılan hareket faul, serbest vuruşu kullanıyor Ümraniye. Enes'e doğru geldi top ama onun öncesinde Eray Görgün'ün bayrağı havadaydı. Offset olduğunu işaret etti. Enes. Sert bir hareket geliyor. Edirnespor tekrar serbest vuruşla oyuna başlayacak olan takım. İbrahim sağ tarafa doğru atılan uzun bir top.
Samet. Araya giren oyuncu. Evet. Yapılan hareket faul. Ege. Doğukan Tanış bir anda kendini yerde buldu. Atakan uzaktan şut mu deneyecek? Evet. Şutunu çekiyor ama avuta kadar çıkıyor top. Evet. Ümraniye Edirne Spor'dan tekrar oyuncu değişikliği. 86. dakikadayız bu ara. Normal sürenin bitmesine 4 dakikalık bir süre kaldı. Ve Edirne Spor 2 oyuncu değişikliği daha yapıyor bu dakikada. Edirne Spor Teknik Direktörü Cahit Erçevik sanıyorum bu karşılaşmada son hazırlık maçında tüm oyuncularını sahaya sürerek görmek istiyor. Oyuncuların kapasitelerini bu maçta son hazırlık maçında tartıyor. Bu arada Ege'nin topu oyuna soktuğu sırada taça çıktı. Sağ taraftan gelişen bir Edirne Spor'a Ege çıktı ve topu taça kadar gönderdi. Tribünlere baktığımızda sevgili izleyiciler açıkçası hani hazırlık maçıdır diye sanıyorum. Pek de Edirne Spor taraftarının da bu maça rağbet göstermediği gözlemleniyor. Kapalı tribün tarafında 20-30 kadar bir taraftar mevcut. Sağ taraftan Edirne Spor köşe vuruşu kullanacak. Bizim saatimize göre karşılaşmanın bitimine 2 dakikalık bir süre kaldı. Edirne Spor köşe vuruşu kullanıyor. Bir anda boşta kalan top. Evet, top kayıpları olmaya başladı karşılıklı. Bu arada bakıyorum. Recep Tayyip Keleş'in bayrağı havada. Ümraniye Spor ofsayttan dolayı serbest vuruşu kullanacak. Şimdi kendi sahasından çıkmaya çalışıyor Ümraniye U19 takımı. Fakat evet, taç atışını Edirne Spor kullanıyor. Karşılıklı top kayıpları. Deniz Kurt yerdeydi, kalktı. Evet.
Sağ tarafa tolu atılan bir top. Tıkan ve Edirne Spor'un karşılaşmanın son dakikasında 6. golü geliyor. Golün sahibi Efe. Dakika 90 ve Edirne Spor 6, Ümraniye U19 takımı 0. Serbest vuruş kullanacak Ümraniye Spor. Eren'le. Eren topu atıcı arkadaşını arıyor. Ata. Kaptırılan top. Tekrar Deniz. Emirhan. Sol tarafta gelişen bir Edirne Spor atağı diyecekken, evet, topun üstüne bastı. Uzun bir top. Ve karşılaşmanın hakemi Gökhan Alkayalar 90 dakikanın bittiğini işaret ediyor. Sevgili Uni TV izleyicileri, Edirne Spor son hazırlık sınavını Ümraniye U19 karşısında verdi. Önümüzdeki hafta ligler başlıyor. 33. ve 42. dakikada Cihat Ateş, 40. dakikada Barış durumu 3-0'a getirdi ve ilk yarı 3-0'la bitirdikten sonra ikinci yarıda 47. dakikada Semih Ceylan, 72. dakikada Saki, 90. dakikada Efe'nin attığı gollerle Edirne Spor bu hazırlık karşılaşmasını 6-0 kazanıyor. Son hazırlık sınavıydı bu Edirne Spor'un. Artık önümüzdeki hafta itibariyle lig başlıyor. İkinci ve üçüncü ligler başlıyor. Son hazırlık sınavını da Edirne Spor Ümraniye U19 takımı karşısında verdi. Ve bu maçı da 6-0 kazandı sevgili izleyiciler. Edirne 25 Kasım stadından yapmış olduğumuz canlı yayın burada sona eriyor. İnşallah başka bir canlı maç yayınında tekrar sizlerle birlikte olmak umuduyla Edirne'den 25 Kasım stadından hepinize mutlu pazarlar, mutlu akşamlar diliyorum. Bu arada yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına canlı yayında kamerada Bilal geldi. Diğer arkadaşımız Nadir Solak, reji masasında Arif. Evet, Arif Günenyurt ve röportajlarıyla Erdoğan Demir arkadaşımız bizlere destek verdi. Hepsine, ekibim adına teşekkür ediyorum. Tekrar hepinize mutlu bir hafta sonu, gerçi yarın hafta başı, güzel bir hafta diliyorum hepinize ve mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.